Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Protist alemini işlemiştik. Şimdi bitkiler alemine geçiş yapıyoruz. İlk önce bitkilerin genel özelliklerinden daha sonra da sınıflandırılmasından bahsedeceğiz. Bitkiler aleminde şöyle bir durum var. Ee, çok böyle hani detayına ineceğim tabii ki e, grupları anlatacağım size ama arkadaşlar detay kısmında şuraya dikkat edin. Bu daha hani sorulabilir dediğim kısımlara daha iyi çalışmanızı öneriyorum. Çünkü dediğim gibi sınıflandırma oldukça karmaşık bir e, bölüm ve e, çok fazla detay var. Geçen sene bu kadar detayına inmemiştim ama detay sorulabiliyor tabii ki. Bu sene Campbell'dan anlattığım için tamamen o yüzden de detayına iniyorum arkadaşlar. Yine dediğim gibi bazı grupları atlıyorum tabii ki. Hani hiç sorulamayacak ya da böyle çok dipte kuyuda kalmış kısımlarını atlıyorum. Ondan da haberiniz olsun. Evet gelelim bitkiler aleminin ilk önce genel özelliklerine. Şimdi bitkileri zaten biliyoruz değil mi? Bitkiler arkadaşlar çok hücreli ve ökaryot canlılardır. Bunların tamamı çok hücrelidir. Yani tek hücreli olan formları yok. Kloroplast içerdikleri için genellikle kendi besinini kendi süretebiliyorlar. Bu yüzden de biz bunlara fotoototrof canlılar diyoruz. Fotosentez yaptıkları için. Çok az bir kısmı parazit olarak yaşıyorlar. Tam parazit ve yarı parazit dediğimiz formları vardır arkadaşlar bunların. Özellikle ekoloji kısmında bahsedeceğiz simbiyotik ilişkilerde falan. Tam parazit olan bitkiler hiçbir şekilde fotosentez yapamıyor. Üzerinde yaşadığı bitkiden karşılıyor ihtiyacına. Yani... E üzerinde yaşadığı bitkinin işte odun borusuna ve soymuk borusuna emeçlerini göndererek emeç dediğimiz kök benzeri böyle tüysü yapılardır. Emeçlerini göndererek ne yapıyor? Oradan işte ee, besinlerini alıyorlar ve bu şekilde yaşıyorlar. Bu yüzden de tam parazittir ve tam parazit bitkiler fotosentez yapmaz unutmayın. Bir de yarı parazitler var. Yarı parazitler fotosentez yapabiliyor ama yarı parazitler sadece üzerinde yaşadığı bitkiden su ve minerallerini alıyor. Hücre duvarları selloz yapılıdır. Özellikle bu önemlidir. Bunlar glikozun fazlasını lökoplastta nişasta olarak depo ediyorlar. Bunlar zaten genel olarak bildiğimiz özellikleri. Gelişmiş olanlarda arkadaşlar sentrozom ve lizozom organelleri yok ama Gelişmemiş olan bazı türlerde bulunabiliyor. E, aktif olarak yer değiştiremiyorlar, pasif hareket yaparlar, toprağa bağlıdırlar. Meristem doku taşıdıkları için büyümeleri sınırsız olarak kabul ediliyor. Yani direkt sınırsız demiyoruz ama sınırsız olarak kabul ediyoruz çünkü meristem doku sürekli bölünebilen bir özelliği olan dokudur arkadaşlar, bölünme özelliği olan. E, bu yüzden de meristem doku taşıyan bitkilerde sınırsız büyüyor diye kabul edebiliyoruz. Bazıları Eşeğsiz ürerken sporla çoğalır bazıları vejetatif olarak çoğalıyor. Eşeğli de üreyebiliyorlar. Eşeğli üreme de tohumla oluyor zaten genelde. Arkadaşlar bunlar da vejetatif organlar ve generatif organlar vardır. Mesela kök, gövde, yaprak, dal bunlar vejetatif organlardır ve bunlardan vejetatif üreme sağlayabilirsiniz. Ama tohum, çiçek, meyve bunlar generatif organlardır. Bunlar eşeğli üremeye katılan organlardır arkadaşlar. Ee, peki bitkilerin sınıflandırılmasında ne kullanılıyor? Arkadaşlar bitkilerin sınıflandırılmasında iletim demetleri kullanılır. Mesela birazdan işleyeceğiz. İletim demetsiz bitkileri işleyeceğiz. Daha sonra kökler, gövdeler, dal, yaprak, tohumları e, sınıflandırma için kullanılabiliyor tohum yapıları. E, çoğu karasal ortamda yaşıyor. Genellikle e, bazıları olabilir hani, nemli ortamlarda yaşayanlar ama genellikle karasal ortamda yaşıyorlar arkadaşlar. Tabii ki sucul ortamda yaşayanları da var. Bitkiler hem oksijen hem de besin sentezliyor, bu yüzden de doğada oldukça önemli bir yere sahiptiler özellikle bizler için. Karasal bitkiler yeşil alglerden köken almıştır arkadaşlar yine bunu da söylemiş olalım. Şimdi hatırlarsanız size şey demiştim e, protistleri anlatırken iki tane gruptan bahsetmiştim. Karofita ve klorofita demiştim ki karofita Bitkilere en yakın akrabadır. Arkadaşlar, şimdi bu karofitayla bitkilerin ortak özelliklerinden bahsedeceğiz burada. Mesela hücre çeperi bulundurması, yine ototrof olması, kloroplastlarında klorofil A ve klorofil B'nin bulunması, bunların e, bitkilerle yakın akraba olduğunu gösteriyor. Ayrıca işte çekirdek ve kloroplast genlerinin analizi de yine aynı şekilde yakın akraba olduklarını göstermiştir arkadaşlar. Şimdi dört tane özelliği var karasal bitkilerle ortak. Birincisi selüloz sentezleyen protein halkaları arkadaşlar şu protein halkaları bunlar. Selüloz sentezler bakın şunlar selüloz molekülleridir. Protein sentezleyen selüloz şey pardon selüloz sentezleyen protein halkaları. Yine peroksizom enzimleri ortaktır kamçılı sperm yapısı arkadaşlar. Bitkilerde de görülebiliyor. Yine karofitada da var. Fragmoplast oluşumu. Fragmoplast dediğimiz bitkilerdeki mikrotübüllerdir. Bakın şurada. Şurada arkadaşlar fragmoplast dediğimiz yapı hatırlarsanız bunu eee Mitoz bölünmede söylemiştik. Yine bunlar nedir? Karafitayla bitkilerin ortak özelliğidir. Bununla ilgili bir soru çıktı. Aşağıdakilerden hangisi? Bitkiler alemiyle karafitanın ortak özelliği değildir diye çıktı. Yanlış hatırlamıyorsam. 2019 ya da 2020'de olması gerekiyor arkadaşlar. Böyle bir soru çıkmıştı. Şimdi gelelim bitkilerin türemiş özelliklerine. Bitkilerin türemiş özelliklerine baktığımız zaman dedik ki. alglerden köken almışlardır. Daha sonra da. Ee, kara ortamına uyum sağlamışlardır. Peki uyum sağlarken ne gibi arkadaşlar özellikler ortaya çıkmıştır? Şimdi karofitada görülmeyip de karofitada görülmeyip yani karofita dediğimiz bir ark çeşididir. Bunlar da görülmeyip bitkilerde ortaya çıkan 4 özellik nedir? Birincisi döl almaşı. Döl almaşı arkadaşlar e ve eşeğsiz üremenin birbirini takip etmesi biliyorsunuz. Sporangiumda üretilen çepere sahip sporlar yine spor oluşumu bitkilerde görülüyor. Çok hücreli gametangium yani gamet yapısı çok hücreli oluşan gamet üreten yapılardır bunlar. Apikal meristemlerin varlığı yani uç meristemlerin varlığı bunlar nedir? Bitkilerin türemiş özellikleridir. Şimdi bunları sırasıyla bir bakalım. İlk önce döl almaşından başlayalım. Arkadaşlar bütün karasal bitkilerde döl almaşı var. Ee, yaşam döngüleri şöyle birbirini izliyor arkadaşlar iki nesil arasında gametofitler ve sporofitlerle e, arasında birbirini izliyor döl almaşında çok hücreli olan haploid gametofit ne oluşturuyor mitozla gametleri yani yumurta ve siperme oluşturuyor arkadaşlar gametler ise bu oluşan gametler ise döllenme ile birleşiyorlar diploid olan zigotu oluşturuyorlar. Daha sonra bu zigot mitoz bölünmeler geçiriyor ve çok jileli olan diploid sporofiti oluşturuyor. Bu olgun sporofit de ne yapıyor arkadaşlar? Moyoz bölünme sonucunda tekrardan haploid sporlar oluşturuyor. Bu şekilde e, döngü devam ediyor. Döl almaşı bu şekilde gerçekleşiyor. Peki Haploid sporlar nedir? Haploid sporlar üreme hücreleridir. Bunlar eşeğsiz üremeyi sağlarlar arkadaşlar. Bu sporlar başka bir hücreyle birleşmiyorlar. Yani haploid bir organizma olarak gelişebiliyorlar. Bu zaten dediğim gibi eşeğsiz üremedir. Şimdi spor hücreleri daha sonra mitozla bölünüyor. Ve çok hücreli gametofit oluşturuyor. Döngü bu şekilde yeniden başlamış oluyor arkadaşlar. E, tohumlu bitkilerde gametofitler mikroskobiktir. Yani etrafımızda gördüğümüz o bitkiler var ya işte elmacı olsun işte erik ağacı olsun falan bunlar nedir aslında? Çoğu sporofittir. Yani spor üreten e, organ ağaçlardır veya bitkilerdir diyebiliriz. Ama gametofitler mikroskobiktir arkadaşlar. Mesela işte e, yumurtalık. Mesela işte sperma oluşturan yapılar anter dediğimiz yapılar bunlar nedir aslında mikroskobiklerdir. Biz direkt gözümüzle göremiyoruz değil mi? Döl almaşında çok hücreli olan bitki embriyosu dişi gametofitin dokularında yer alan zigottan gelişiyor arkadaşlar. Bu yüzden de oldukça önemli bir yapıdır. Şimdi bakın. Embriyoda özelleşmiş bir hücre grubu var. Bu nedir? Plasantaya ait transfer hücreleri. Bu hücreler arkadaşlar ne yapıyor? E, hücre yüzeyinin böyle içerisine doğru girintiler yapıyorlar ve ebeveynden embriyoya besin maddesinin taşınmasını sağlıyorlar. O yüzden de plasanta ismiyle esinlendirilmiş. Hani insanlarda da var ya plasanta. İşte hamile annelerin bebekleriyle arasındaki bağlantıyı kim kuruyor? Plasenta kuruyor. Burada da ona benzer bir yapı olduğu için arkadaşlar plasentaya ait e, transfer hücreleri diyoruz. Bu yüzden de karasal bitkilere embriofita da deniliyor arkadaşlar. Bakın şurada göstermişiz. Bakın burada ilk önce Sporofit dediğimiz bir dölümüz var değil mi? Sporofit bitkimiz. Sporofit bitki mayoz bölünmeye geçirdiği zaman sporları oluşturuyor. En kromozomlu. Daha sonra bu sporlar mitoz bölünme geçiriyorlar ve en kromozomlu gametofitleri oluşturuyorlar arkadaşlar. Bu gametofitler de gametleri oluşturur yine mitoz bölünmeyle. Daha sonra başka bir bitkiden gelen gametle bu bitkinin ürettiği gamet birleşir, döllenme yapar ve zigot oluşur. Daha sonra bu zigot işte mitoz bölünmelerle büyüyerek ne oluşturuyor? Tekrardan sporofiti oluşturuyor. Bakın burada da plasentaya ait e, hücreyi göstermişiz. Bakın şu embriyodur. Bu da anneye ait dokudur şu etrafında bulunan. Şurası da arkadaşlar görüntü yapmış çeper bakın. Şöyle şurası. Bu çeperden de ne yapıyor? İşte besin maddesi gönderilmiş oluyor. Evet. Şimdi gelelim İkinci özelliğimiz yani karasal ortama uyum sağlamış bitkilerde e, ikinci özellik ortaya çıkmıştı. Neydi bu? Sporangiyumda üretilen çeperlere sahip sporlar. Sporlardan bahsedeceğiz burada aslında. E, sporlar haploid üreme hücreleridir. Yani en kromozomlu üreme hücreleridir arkadaşlar ve bunlar çok hücreli olan haploid gametofitleri oluşturuyor. Az önce de gösterdik değil mi? Haploid gametofitleri oluşturuyor. Sporopolenin dediğimiz bir polimer var. Bu polimer sporların çeperlerini zorlu ortamlara karşı sağlamlaştırıyor ve direncin artırıyor. Yani aslında sporlar zaten dayanıklı hücreler. Etraflarında bir de bu sporopolenin dediğimiz polimer sayesinde ne yapıyorlar? Oldukça dayanıklı hale geliyorlar arkadaşlar. Bu yüzden dediğimiz gibi bu molekül oldukça önemli bir moleküldür. Ne yapıyor bu sporopolenin? Adaptasyon sonucunda sporların zarar görmeden kuru havada taşınmasını sağlıyorlar. Şimdi sporofit olan yapı sporları oluşturan çok hücreli organlara sahip arkadaşlar. Biz bu organlara sporangium organları diyoruz. Sporangiumun içerisinde sporosit dediğimiz diploid hücreler vardır ya da biz bunlara sporana hücreleri de diyoruz. Bunlar mayoz geçiriyorlar ve haploid sporları oluşturuyorlar. Daha sonra haploid sporlarda etrafı işte bu polenin dediğimiz molekül salgılanarak dayanıklı hale getiriliyor ve daha sonra sporlar dışarıya veriliyor arkadaşlar. Bu karasal bitkilerin adaptasyonlarından bir tanesidir. Karofita da spor üretiyor ama bunlarda sporangiyum dediğimiz o e, sporları oluşturan yapılar yoktur. Bu yüzden de arkadaşlar eee karofitadan ayrı bir özelliktir bu. Evet, ayrıca bunlarda sporopollenin de yok. Karofitada. Unutmayın. Bakın burada mesela e, şu sporangium dediğimiz yapı sporangium yapısının büyütülmüş halidir arkadaşlar. İçerisinde bunlar şu küçük küçük yapılar da nedir? Sporlardır. Evet gelelim çok hücreli gametangiumları. Üçüncü özelliğimizde. E, gametangium nedir? Gamet üreten organlardır aslında gameto gametangiyumlar. Dişi gametangiyumları biz arkegonyum olarak isimlendiriyoruz. Erkekleri de arkadaşlar anteridyum olarak isimlendiriyoruz. Dişiler yumurta üretiyor, bir tane hareketsiz bir yumurta. Anteridyumlar ise arkadaşlar sperm üretiyorlar ve spermi çok sayıda üreterek kamçılı hareketli bir yapıda spermleri üretiyorlar arkadaşlar. Bu spermler nasıl hareket ediyor peki. Su damlaları ya da bir su filmi dediğimiz işte film üzerinde yumurtalara doğru yüzüyorlar. Zaten bu yüzden de kamçılıdırlar. Her bir yumurta bir arkegonyum içerisinde dölleniyor. Yani yumurtalar arkegonyumdan dışarıya gönderilmiyor arkadaşlar üretildikten sonra. Orada döllenir. Daha sonra arkegonyumun içerisindeki zigot embriyoya dönüşür. Ee, tohumlu bitkilerde bu gametofit dediğimiz yapılar çok fazla indirgenmiştir. O yüzden de mikroskopla görülebilir hale gelmiştir. Yani bizler ve çıplak gözle göremiyoruz arkadaşlar. Ayrıca arkegonyum ve anteridyum da ortadan kalkmıştır tohumlu bitkilerde. Unutmayın bakın arkegonyum şurasıdır yumurta üretiyor burada. Anteridyum da arkadaşlar şu kısımdır. Burada da sporlar, spermler, pardon spor dedim özür dilerim, spermler üretiliyor. Evet, bu da nedir? Ee, üçüncü özelliğimizdi. Şimdi geliyoruz dördüncü özelliğimize apikal yani uç meristemler. Arkadaşlar, bunlar da e, fotosentez yapan bir organizma için apikal meristemler önemlidir. Neden? Çünkü bitkinin büyümesini sağlar. Bitki büyüdükçe de daha fazla karbondioksit, daha fazla su, daha fazla mineral alarak ne yapıyor? büyümesini hızlandırıyor ve apikar meristemler sayesinde sınırsız bir büyümeye sahip oluyorlar arkadaşlar e, apikar meristem sayesinde topraktaki maddelere yine ulaşılabiliyor kök ve sürgün uçları, uçlarında bulunuyor arkadaşlar hücrelerin bölündüğü yerlerde bulunuyor mesela bakın sürgün dediğimiz yapı burasıdır bu arada sürgün Bitkinin toprağın üstünde kalan kısmıdır. Kök de zaten toprağın altında kalan kısmıdır. Kök ucunda da meristem bulunur. Sürgünlerin ucunda da dal ucunda gövde ucunda da bulunuyor arkadaşlar. Şimdi dört tane özellik anlattık. Bunlar dışında bir de farklı özellikler var. Mesela karasal yaşamla ilgili ortaya çıkan farklı özellikler var. Mesela kütikula. Kütikula nedir? Epidermisin üzerinde yapraklarda bulunur arkadaşlar. Bakın şurada hemen gösterelim kütük olayı size. Bakın yapraklarda epidermisin üst epidermisin hemen üstünde şöyle mumsu bir tabaka bulunur. Şu tabaka. Ne işe yarıyor bu? Özellikle kurak ortamdaki bitkilerde oldukça kalındır. Nemli ortamda yaşayan bitkilerde de incedir. Bu su kaybını engeller, terlemeyi engeller arkadaşlar ve buna bağlı olarak da su kaybını engellemiş olur. Terlemeyi engelleyerek böylece bitkinin e, kurak ortama daha iyi bir şekilde uyum sağlamasını uyum, e, yapmasını sağlar. Evet bu kütükula dediğimiz yapım mum ve diğer polimerlerden oluşmuştur su kaybını önleyen bir yapıdır arkadaşlar. Şimdi bir de ilk karasal bitkilerden bahsedelim. Buralarda e, bazı birliktelikler var simbiyotik ilişkiler bunlardan bahsedeyim daha sonra bakalım nereye geçiyoruz evrimsel adaptasyonlar sonra bitkilerin filogenisine geçeceğiz arkadaşlar şimdi ilk karasal bitkilerde gerçek kök veya yapraklar yok bulunmuyor o yüzden de bunlar kökleri olmadan besin maddelerini almak için simbiyotik ilişkiler kuruyor bunlardan bir tanesi de mantarlarla yani funguslarla kurulan bir ilişkidir biz buna mikoriza diyoruz. Mantarlar bakın M harfiyle başlıyor zaten. Mantarla bitki arasında kurulan simbiyotik ilişki nedir? Mikoriza ilişkisidir. Bunlar ne yapıyor? Mikorizal olan funguslar toprakta böyle ağ oluşturuyorlar. Hatta şurada var bakın resmi. Bakın şurada toprakta bir ağ oluşturuyor ve bu ağ sayesinde toprakta bulunan su ve mineralleri alıp bitkiye gönderiyor. Bitki de fotosentez sonucunda ürettiği maddeleri mesela işte besin olur. E su olur, şey, oksijen olur arkadaşlar. Bunları ne yapıyor? Mantara göndererek, mantarın beslenmesini sağlamış oluyor. Bir de sekonder bileşik dediğimiz moleküller üretiyorlar bitkiler arkadaşlar. Bu sekonder bileşikler nedir? Alkoloidler, terpenler, tanen, flavonlar dediğimiz bileşiklerdir. Bunlar acı, keskin kokulu ya da toksiktir. Ne yapıyor? Bitkileri, herbivorları ve parazitlere karşı koruyor arkadaşlar. Bu Sekonder metabolit yani bir bileşikler dediğimiz bileşikler ne yapıyor? E, rekabet aracıları olarak ya tozlaşmada ya da tohum dağılımında katkıda bulunan hayvanları çekici bir işlev görüyor. Yani şöyle düşünün bu maddeyi salgılıyor. Hoş kokuya sahip bir madde bu. Ne yapıyor? Hayvanı çekiyor kendine doğru. Daha sonra bu hayvan işte e, bacaklarına yapışan özellikle arılar bunun için en ideal hayvanlardır arkadaşlar. Çok fazla tozlaşmaya yardımcı olurlar. İşte yap, ayaklarına yapışan polen taneleriyle gider başka bir bitkiye konar ve böylece tozlaşmaya fayda sağlamış olur. İnsanlar da bu bileşiklerden yararlanıyor tabii ki baharatlarda, ilaçlarda kullanılıyor. Şimdi karasal bitkilerin kara yaşamına yönelik evrimsel adaptasyonlarından bahsedelim ve bu videoyu bitirelim. E, bu videoda genel olarak bilgi vermiş olayım. Sonraki videoda sınıflandırma kısmına geçelim. Arkadaşlar bir kere birincisi su kaybını azaltan kütükula. Gaz alışverişini sağlayan açılıp kapanabilir stomalar. Yine gametleri bitkideki gametleri kuşatan ve bunları kurumaya karşı koruyan gametangiyumlar. Koruyucu bir yapının içindeki genç bitki olan embriyolar. Karasal ortamda yayılan UV ışınlarına karşı koruma sağlayan pigmentler. Biz bu pigmentlere ne diyoruz? Karotenoidler diyoruz, değil mi? Karotenoidler. Yine su kaybını ve parçalanmaya karşı koruyan sporopolenin içeren spor çeperleri. E, topraktan besin maddelerinin alınmasını sağlayan ve bir fungus'la oluşturan yani mantarla oluşturulan karşılıklı yarar ilişkisi. Yani az önce anlattım mikoriza ilişkisi. Bunlar nedir? Evrimsel adaptasyonlardır arkadaşlar. Böylece biz ne yaptık bitkilerin genel özelliklerinden, işte karaya nasıl yerleşmişler, ne gibi değişiklikler olmuş, karofitaylı olan ortak özelliklerinden bahsettik. Burada bu tür genel özellikleri şöyle bir bilmeniz yeterli. Zaten çoğunu biliyorsunuzdur. Ee, özellikle karaya geçerken evrimsel adaptasyonlar nelerdir? Bunları bilmeniz çok önemlidir arkadaşlar. Buradan sonra bitkilerin filogenisine geçeceğiz. Bitkilerin filogenisinde işte ciğer otlarını, boynuz otlarını bu şekilde böyle hepsini teker teker işleyeceğiz. Ama dediğim gibi daha böyle önemli gördüklerime daha detaylı anlatacağım. Ondan da bilgi vermiş olayım. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.